Ben 2. Beyazıt'ı ve dönemini araştırdıkça Allah'ın bir lütfu gibiymiş diye düşünmeye başladım. Kimi kaynaklarda onun şairlere şiir yazmasını emrettiğine dair söylemler ve işaretler de var. Padişah sadece bir bayramda şairlere 86 bin akçe para dağıtıyor. Hangi şaire ne zaman ne ihsan ettiği, kaç para verdiği, efendime söyleyeyim ne tür yardımda bulunduğu veyahut o şairin ne yazıp getirdiği hepsi kayıtlı. Bu uygulamadan sonra Türkçe eserlerde bir artış görülüyor mu? Tabii, eğer Osmanlı Devleti olmasaydı Allah muhafaza Türkçe çok gerileyebilirdi belki. Şimdi o dönem şiir yazmak kendileri açısından düşünürsek, sonuçta bunlar da insan. Bir nevi kaçış. Fuzuli, Hazreti Peygamber'i su kasidesinde methediyor. Fuzuli'nin Hazreti Peygamber'den, yani kasidede rica ettiği şefaat dışında ne beklentisi olabilir, ne parası kazanabilir, ne makam, ne mevkisi olabilir. Fuzuli'ye su kasidesini yazdıran tek etken Hazreti Peygamber sevgisidir. Mesela bir şair var, oğlu ölüyor. Oğlu ölüyor, onu bile düşünmüş. Hemen devleti görevlendiriyor, iaşesini sağlıyor. Yani onun hiç olmazsa acısını hafifletmek adına ihsanlarda bulunuyor. Vav TV ekranlarına hoş geldiniz. İki mısra arasında bu haftada sizlerleyiz. Edebiyata, sanata ve şiire dair konuşuyoruz. Bugün Türkiye'nin, İstanbul'un simge yapılarından biri olan, tarihi 250 yılı aşan, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nde sizleri ağırlıyoruz. İkinci Beyazıt'ı bir diğer adıyla, mahlasıyla Adli'yi konuşacağız. İkinci Beyazıt dönemindeki kültür ve sanat faaliyetlerinden, şiir geleneğinden bahsedeceğiz. Çok kıymetli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. Akademisyen Nusret Gedik bugün bizlerle birlikte. Önce kendisini kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz Nusret Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. Keyifler İyiyim. Nasıl? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Teşekkür ediyorum. Tabii size tanıştığımız Marmara Üniversitesi'ne kadar dayanıyor. Evet. Birçok ders işledik birlikte. Evet. Çalışmalar yaptık. Siz de yine orada akademisyenlik görevinize devam ediyorsunuz. Eski edebiyat alanında birçok evet. çalışmanız var. Kitaplar evet. var, eserler var. Önce şunu sorarak da başlamak isteyeceğim tabii ki. İkinci Beyazıt dönemine gelmeden önce. Eski edebiyat alanında pek çok çalışma yapılıyor ama en çok şu alanda da yapılsa daha iyi olur ya da şu alanda eksikler var dediğiniz bir alan var mı? Yani özellikle son yıllarda ülkemizde yani gelişimlerden ve değişimlerden birisi olarak üniversite sayımız arttı biliyorsunuz. Evet. Hemen hemen her ilde üniversitemiz var. Bazı illerde pek çok üniversitemiz var. Buna mukabil Türk Dil Edebiyatı bölümlerinde de gerek öğrenci gerek öğretim üyesi sayısı artmış olmakta. Hal böyleyken eski Türk Edebiyatı özelinde de bu durumun aynıyla vaki olduğunu görüyoruz. Çalışmalar sayısal olarak arttı. Yani gerek yüksek lisans tezleri, gerek doktora tezleri, gerek akademisyenlerin çalışmaları bu manada arttı. Fakat bu artışın getirdiği bir yani eleştirel bir durum da şu, nitelik meselesi ortaya çıkıyor. Yani özellikle eski Türk Edebiyatı çalışmaları çok iyi bir Osmanlı kültürü, Osmanlı Türkçesi, eskiye dair bakış açısı, tarih bilgisi ve efendime söyleyeyim o dönemi anlama, dil bilgisi yani Türkçe isteyen bir
çalışmalar yekünü oluyor. Hal böyle olunca bütün bunların bir arada olmadığı bir çalışmanın nitelik bakımından eksiklikler oluyor. Yani bugün eski Türk Edebiyatı çalışmaları sayısal olarak artsa da benim özellikle yapılmalı dediğim, benim de yapmaya çalıştığım metinlerin anlaşılma noktası. Biz buna klasik Türk Edebiyatı'nda, sen de çok iyi bilirsin, anlam dünyası diyoruz. Yani şairler ne hissediyordu, bu hissettiklerini nasıl aktarıyordu? Ve okuyucu o aktardıklarından ne derece, o dönemin okuyucusunu kastediyorum, anlayabiliyordu veyahut biz bugün ne derece anlayabiliyoruz? Yani evet, anlam dünyasına dair çalışmaların artması, işte atasözleri, deyimler, efendime söyleyeyim, dil yapıları çok daha iyi olacaktır, evet, diye düşünüyorum. Evet. Dediğiniz gibi bunlara vakıf olabilmek için de o dönemin sosyal yapısını, evet, işte demografik yapısını, kültür faaliyetlerini, sanat faaliyetlerini bilmek gerekiyor ki, özellikle de diline hakim, evet, olmak gerekiyor ki ortaya nitelikli çalışmalar çıkabilsin. Şimdi o yüzden biz bugün biraz daha böyle geriye, evet, doğru gideceğiz. İkinci Bayezid dönemine gideceğiz. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu, Yavuz Sultan Selim'in babası, yine Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesi aslında ikinci Bayezid. Ve mahlasını da biliyoruz, adli olarak anılıyor. Kültür ve sanat faaliyetlerini çok ileri boyuta taşımış, bu zenginliği beslemiş bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Kendisi küçük yaşta Amasya'ya gönderiliyor. Evet. Orada birçok hattattan ders alıyor ve, evet, eğitimini tamamlıyor. Oranın 27 yıl boyunca orada kalıyor ve oranın kültür sanat faaliyetlerine çok katkı sağlıyor. Özellikle 3 şehir de var: İstanbul, Bursa, evet, ve Edirne. Oralarda da yine faaliyetlere destek oluyor. Aynen. Sadece fetih politikası değil, bir medeniyetin belki ayakta, evet, kalabilmesi için en önemli şey geri planda gibi gördüğümüz, evet, ama aslında çok, evet, ön planda olan kültürel, sanatsal faaliyetleri ve dokusu yine. Tabii 27 yıllık bir Amasya tecrübesinden sonra, orada sancakbeyliği yaptıktan sonra, babasının ölümünden sonra da İstanbul'a geliyor ve, evet, Cem Sultan'la, evet, bir takım kargaşalardan sonra padişah oluyor. Şimdi oradan itibaren baktığımızda kendisi de bir şair. Biz o dönemde neden bu kadar çok divan edebiyatına ve sanatsallığa ya da kültürel faaliyetlere bu kadar önem verdiğini görüyoruz? Şimdi ikinci Beyazıt, benim de, şahsen benim de, yani kendimi ikinci Beyazıt çalışmaları dönemini çalışırken, şairlerini olsun, tarihleri olsun okurken kendimi eleştirdiğim nokta, bunu da gençliğe, Türk gençliğine teşmil ederek eleştirdiğim nokta, ikinci Beyazıt'ı biz klasik tarih bilgimizden dolayı, yani lisede bize öğretilen tarih bilgisinden dolayı, Halef ve Selef padişahlardan, işte babası Fatih Sultan Mehmet, büyük bir Fatih, oğlu Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetmiş, Çaldıran'da işte Safevileri bozguna uğratmış, o da çok büyük bir komutan. İkinci Beyazıt'ı biraz geri planda görüyoruz. Yani ders kitaplarımızdan, bize öğretilenlerden, biz de böyle öğreniyoruz açıkçası. Evet. Hani fakat şunu unutuyoruz. Bir milletin tarihi savaşlar tarihi değildir. Yani bir savaşı yendi diye bir millet ilerlemez. Bir savaşta kaybetti diye bir millet de hemen ertesi gün gerilemez. Ben ikinci Beyazıt'ı ve dönemini araştırdıkça şunu da görüyorum. Yani Allah'ın bir lütfu gibiymiş diye düşünmeye başladım. Niye? Fatih dönemini hemen kısaca gidersek, işte İstanbul'u fethediyor. Çok büyük bir komutan, çok büyük bir deha. Batı Türklerinin başkenti yok o dönem. İstanbul'u almak istemesi boşuna değil. Batı Türklerine bir başkent kazandırmak istiyor ve bunu yapıyor. Ama başkent, yani coğrafya tek başına başkent olmaz. İçerisinde insan lazım, içerisinde kültür lazım, medeniyet lazım. O yüzden mesela Bizans Rumlarının fetihten sonra İstanbul'dan çıkmasını yasaklıyor Fatih. Daha sonra oğlu döneminde ise devletin fetih politikasının bir takım sebepler de var. Özellikle Cem Sultan olayı da bunun, evet, en önemli sebebi. Çünkü Cem Sultan, yani kardeşi, diğer de öncelikle Rodos'un, daha sonra Fransa devletinin elinde bir esir. Yani her an size karşı kullanılabilecek bir ellerinde bir imkan var yabancı devletleri. Bundan dolayı fetih politikası dan ziyade barış politikasına yöneliyor. Tabii ki nasıl söyleyeyim, tıynet, yaratılışının da etkisi var. Evet. Ama ve lakin bence bundan da ziyade Beyazıt şunu görmüş. Tamam, babam fethetti, aldı, fakat bunları imar etmek lazım. Bir medeniyet, yani bir millet medeniyetini nasıl oluşturur? Mimarisiyle, bilimiyle, yani medreseleriyle, fakülteleriyle, üniversiteleri bugünkü dilde. Efendime söyleyeyim, edebiyatıyla, kültürüyle, sanatıyla, her manada bunların ilerlemesi lazım. Yoksa
kazandığınız gibi, yani savaşı kazandığınız gibi çok kısa sürede savaşlar da kaybedebilirsiniz. Bunu gördüğü için bence çok önem vermiş. Özellikle vakıflar aracılığıyla 2. Beyazıt döneminde vakıflar çok gelişiyor. İstanbul başta olmak üzere Edirne ve Bursa. Ve başına gelen talihsiz, yani talihsiz demeyelim artık, hani bu dünyanın kaderi, bizim de bugünlerde işte tartıştığımız, bilim adamlarımızın tartıştığı 1509'da bir İstanbul depremi var. Evet. Yani İstanbul baştan sona yıkılıyor. Bursa, Edirne çok büyük hasar görüyor. Yani böyle bir depremin ardından, büyük İstanbul depreminin ardından o şehri tekrar imar etmek her şeyle kolay iş değil. Haliyle Bayezid bence yani burada çok büyük iş yapmış. Biz biraz, ben de dahil, yani benim de eskiden cahilliğimmiş, ben de dahil, hani Halef ve Selef padişahlara bakarak sanki onu hani hiç fetih yapmamış, hiçbir yere gitmemiş gibi görüyoruz. Ama devlet için sadece dediğim gibi fetih veya askeri değil, medeni ve kültürel alanda ilerlemek de şart. Bunu evet, görmüş. Evet. Yani şimdi tarihi açıdan biraz bakmış olduk dediğiniz gibi. Ama bir milletin, bir medeniyetin yaşayabilmesi için biraz onun yazılması da lazım. Tabii. Bu görev de kimlere düşüyor? İşte şairlere, yazarlara, evet, edebiyatçılara. Evet. Büyüklere düşüyor. Ya Evet. hatta şair sultanlara düşüyor. Kendileri Evet. de şiirler yazıyorlar. Evet. Bu önemli bir nokta. Şimdi onun kişiliğine biraz baktığımızda biraz daha sanki melankolik, daha sakin yapılı, duran Evet. birisi olduğunu da söylüyorlar. Bununla birlikte dediğiniz gibi o dönemlerde fetih politikası yerine daha çok kültür faaliyetlerine önem veriyor. Bunlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ve camiler, medreseler, hanlar, saraylar yaptırıyor. Bir yerleşiklik oluşturmak için de. Şimdi o dönemde şairliğe ve şiire de çok önem veriyor kendisi. Tabii. Hatta kimi kaynaklarda onun şairlere şiir yazmasını emrettiğine dair söylemler Evet. ve işaretler de var. Evet. Bunu doğru addedebilir miyiz Tabii en ki, başta? tabii ki dönemin hemen bütün kaynaklarında, özellikle işte Kemalpaşazade tarihi olsun, bizim klasik Türk edebiyatı tezkirelerinden Aşık Çelebi'nin Meşari Şuarası olsun, Latifi'nin tezkiresi olsun ve diğer tezkire veya kroniklerde 2. Beyazıt'ın hem kişiliğiyle hem ihsan, yani ilim adamlarına, şairlere, kültür adamlarına yaptığı yardımlarla ilgili pek çok bilgi ve belge mevcut. Bu kaynaklar 2. Beyazıt'ı sufi, veli, dünya malına önem vermeyen, dünya metaından vazgeçmiş birisi olarak tanımlarken, özellikle ilim adamlarına, şairlere ve kültür insanlarına, yani her alanda insanlara yaptığı yardımı tek tek hem de miktar vererek yazıyorlar. Yani padişah sadece bir bayramda şairlere 86 bin akçe para dağıtıyor. Yani 86 bin akçe çok büyük bir paradır ve bu parayı, efendime söyleyeyim, onların şiirlerini geliştirmeleri için, yazdığı eserleri geliştirmeleri için, bu şu demektir ve emir veriyor. Yani sadece para işi de değil. Yani bir parayı verirsiniz, yazar yazmaz. Bunu takip etmedikten Evet. sonra bilemezsiniz. Biraz Fakat teşvik gibi mi? evet, emir veriyor. Bildiğin bir buyruk var. Diyor ki, her bayramda, yani Kurban ve Ramazan bayramları, bir de Nevruz'da şairler birer kaside yazacaklar. Yani her şaire yılda 3 kasideyi şart koşmuş. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Dersiniz ki, ya acaba kendini mi çok övülmeyi seviyor muydu? Hayır, o birinci sebep o değil. Birinci sebep, sultan şunu biliyor: edebiyat, kültür, sanat nasıl ilerler? Yazılı eserler nasıl ilerler? Yazarsanız ilerler. Yani işte bizim bugünkü çok büyük edebiyat divanı Lügati Türk'ümüz, yani ilhamla yazılmadı. Öyle olsaydı, yani ancak peygamberler, yani Allah'ın şeyiyle, nasıl söyleyeyim, Allah'tan vahyi ancak peygamberler alır. Evet. Bu divan Lügati Türk yazıldıysa, Baki divanı yazıldıysa, Fuzuli divanı yazıldıysa veyahut diğer ilmi eserlerimiz yazıldıysa, onları hazırlayan diğer eserler var demektir. İkinci Beyazıt bunu yapıyor. Yazın demesindeki temel anlam bu. Siz eserlerinizi yazın, yaza yaza, yaza yaza, yaza yaza içlerinizden bakiler çıkacak, fuzuliler çıkacak. Nitekim çıkıyor da. Evet. Yani bu. Yani gerçekten bir şeylere teşvik etmek de çok önemli. Evet. Hem de tabii belirli tartışmalar da oluyor. Onları yine değiniriz ilerleyen dakikalarda. İşte şairlerin geçim kaynağı mıydı sadece bunlar? Veya bunlar şairleri teşvikin yanında
niteliksiz eserler ya da yazılar ortaya çıkarır mı diye, bunlar da akla gelen evet. sorulardan bazıları. Şimdi yine o dönemde dile de çok dikkat çekiliyor. İşte Farsça yaygın, Arapça yaygın o dönemlerde yine. Divanlar yazılıyor ve Akkoyunlu ve Karakoyunlu devleti çöktükten sonra da Acemlerden birçok şair geliyor memlekete ve Farsça, Arapça şiirler söylüyorlar onlar da. Dilden etkilenildiği anlamına gösteriyor ve Türkçe şiir yazan ve söyleyen şairlerimiz de bundan etkileniyor. Evet. Burada nasıl bir durumdan bahsedebiliriz? Evet. İkinci Beyazıt döneminden önce bunu hazırlayan etken Fatih dönemidir. Fatih Sultan Mehmet, ben öğrencilere öyle derim ders anlatırken, yıldız avcısı. Şimdi İstanbul'u fethettikten sonra biliyor ki burası sadece yani bir coğrafyayı almak başkent yapmaz. Kültürel ve ilmi manada da orayı, içini doldurmak lazım. Haliyle İslam dünyasındaki işte Orta Asya'dan tutun İran coğrafyasına, Arap coğrafyasına her tarafa bir nevi mektuplar yolluyor bugünkü dilde. Diyor ki lütfen bizim ülkemize gelin. Biz size her türlü teşviği, ilminizi burada yapın, şiirinizi burada yazın, işte hat sanatınızı burada icra edin, ebruğunuzu, neyse artık. Hangi sanatla veya hangi zanaatla uğraşıyorsa Fatih bunları davet ediyor. Ve bu davete icabet eden pek çok işte Türk, Fars, Arap, aydın, entelektüel, münevver insan var. İstanbul'a geliyorlar. Onların İstanbul'a gelmeleriyle tabii ki İstanbul, Türk göçlerini de işin içine katarsak bir bugünkü olduğu gibi bir metropol oluyor. Çeşitli milletlerden, çeşitli kültürlerden insanların yer aldığı bir yer. İkinci Beyazıt döneminde tabii bu İkinci Beyazıt sayesinde artarak devam ediyor. Padişaha sunulmuş Farsça ve Arapça şiirlerin bu dönemde çok fazla olduğunu görüyoruz. İşte bunun temel sebebi Fatih döneminde gelen Arap ve Fars asıllı aydınlar. Ama onlar, şimdi o dönem şöyle bir şey yok. Yani o dönem işte ben Türk'üm, Türkçe konuşurum, Türkçe yazarım. İşte o Fars, Farsça konuşur. Hayır, Fars da Türkçe yazar, Arapça yazar, bilir. Ana dili seviyesinde Türk de Arapça veya Farsça yazar, bilir, söyler ana dili seviyesinde. Yani bu dönem gibi yani anakronizm deriz. Bu dönemin perspektifinden değil de o dönemin şartlarından bakmak lazım. Fakat ikinci Beyazıt bunu görüyor. Diyor ki çok fazla Arapça ve Farsça eserin kaleme alınması tabii ki Türkçenin gerilemesine ya da Türkçenin geri planda kalmasına bir vesile oluyor. O yüzden işte diyor ki şairlere çok fazla ihsanlarda, bugün Atatürk Kitaplığı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bir yazma var. O yazmada 2. Beyazıt'ın 71 numarada kayıtlı, üzerine tez yapıldı, yayınlandı. İsmail Erünsal Hoca da yayınladı. Hangi şaire ne zaman ne ihsan ettiği, kaç para verdiği, efendime söyleyeyim ne tür yardımda bulunduğu veyahut o şairin ne yazıp getirdiği hepsi kayıtlı. Elimize ulaşmış bir defter. Başka defterler de var nakıs olsa da. Fakat bunların ne kadar fazla o dönem için oldu, yani kaybolanlar var, günümüze ulaşmayanlar var, efendime söyleyeyim. O dönem padişahın veya sarayın veya devletin, hepsi aynıdır, şairlere özellikle Türkçenin gelişmesi için ne derece önem verdiğini ortaya koyan birer delildir. Ama bu şu demek değildir. Yani bu günün penceresinden illa Türkçe yazın. Hayır. Ya o dönem Farsça yazıyorsanız da Arapça yazıyorsanız da teşvik alıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, ihsan alıyorsunuz. Evet. Yani fakat dediğim gibi sonuçta bir Türk ailesidir Osmanlı. Tabii ki Türkçe, özellikle 2. Beyazıt, hatta bazı Mihri Hatun'un, ben bir beytini hatırlıyorum. Mihri Hatun divanında 2. Beyazıt dönemi satır arasında eleştirilir. Hani Türklerin çok fazla ön plana çıktığı bir dönem diye eleştirel bir şeye bile tabi tutulur. Bu da bir anekdot olarak anlatılabilir. Evet. O dönemde gerçekten Türkçe üzerine, dil üzerine önem verilmiş belli ki. Şimdi biz bunları da her zaman tamamen tarihten öğrenemiyoruz. Yani tarihten tabii öğreniyoruz ama belki tarihten beslenme noktasında aslında edebiyatın nasıl büyük bir kapı açtığını da görüyoruz. O yüzden her zaman söyleriz, edebiyat, tarih, sosyoloji, insan her zaman iç içedir. Evet. Birbirinden ayrı tutamayız. Sağ olun ki sizler de böyle güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de bilgileniyoruz. Şimdi tabii o dönemde dediniz çeteleler tutuluyor, kayıtlar tutuluyor. Başka bu uygulamadan sonra Türkçe eserlerde bir artış görülüyor mu? Tabii. Ya da? Yani şimdi şöyle bir şey. Türkçe için
yani Osmanlı Devleti mesela hani dışarıdaki maalesef hani bunun akisleri hala devam ediyor. Osmanlı hani şöyle, işte Türkçe'ye değil de Arapça, Farsça'nın ön plana çıktığı bir dönemmiş, bir devletmiş gibi. Hayır, eğer Osmanlı Devleti olmasaydı Allah muhafaza Türkçe çok gerileyebilirdi belki. Yani niye? Çünkü Osmanlı Devleti kuruluşundan yani yıkılmadı. Şu an isim değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti diye devam ediyor. Sadece yönetim şekli değişti. Devlet aynı devlet. Devam ediyor ve hiçbir belgesini, efendime söyleyeyim, hiçbir resmi dilini Türkçe hariç başka bir dilde kullanmamıştır. Yani mesela Anadolu Selçuklular resmi dili Farsçadır. Ama Osmanlı'nın kuruluşundan bugüne kadar, efendime söyleyeyim, hala devam eden bizim resmi dilimiz Türkçedir. Bütün resmi bilgi belgeler Osmanlı arşivinde Türkçe kayıtlıdır. Diplomatikada Türkçe kullanılır. Haliyle Osmanlı Türkçenin ne derece önemli olduğunu, yani dilin ne derece önemli olduğunu, çünkü dil varsa siz varsınız. Evet. Dilin ne derece önemli olduğunu bilen bir aileydi, bilen bir devletti. O yüzden 2. Beyazıt'tan sonra Yavuz Sultan Selim, hakeza tabii ki zirve Kanuni Sultan Süleyman devrinde Türkçe eserler son derece çok, hem nitel hem nicel manada çok fazla kaleme alınmıştır. O dönem kaleme alınan edebi, hani bu biraz iddialı bir cümle olacak belki ama hala geçemedik. Fuzuli divanını hala Türkçe bakımından biz geçemedik. Baki'yi, Şeyhülislam Yahya'yı, o dönemin mesnevilerini. Ya inşallah içimizden çıkar. Ben öğrencilere hep diyorum, inşallah içinizden birisi çıksın, geçsin. Ama dil olarak hala geçemedik. Yani evet. O derece gelişmiş düzeydedir. Evet. O dönemler için şöyle eleştiriler de gelir belki, işte divan şairlerin yazdığı şiirleri içinde çok fazla Arapça, Farsça kelimeler olduğu için işte anlamakta çok güçlük çekeriz. halkın çok anladığı bir dil değildir gibi eleştiriler de oluyordu. Yani o işte bu anakronizmdir. Yani Baki'nin 16. yüzyıldaki Baki divanını ortalama bir İstanbullu herkes anlıyordu. Herkes. Ha şunu derseniz işte yani ovada, dağda, tarımla, hayvancılıkla uğraşan Mehmet Efendi işte Baki divanında geçen niye diyelim ki 100 kelimeyi anlamıyor. Evet anlamıyor. Ama aynı durum bugün de geçerli. Şimdi aynı durum bizim üniversitede seninle konuştuğumuz, işte arkadaşlarımızla konuştuğumuz şeyi gidelim. Söz yani ne bileyim Yozgat'ın bir dağında, efendime Diyarbakır'ın ovasında, Konya'nın ovasında sadece işi hayvancılıkla uğraşan birine konuşan bize de sen ne diyorsun diyebilir. Evet. Yani bu bugün de geçerli bir durum. Evet. Kullandığımız Fransızca kökenli, İngilizce kökenli yani Batı kökenli kelimeleri anlamayabilir. Ama o dönem bir de bunun yanında bugünkü gibi bir millet veya milliyetçilik kavramı yok. Yani o dönem İslam medeniyeti tek bir medeniyet olarak düşünülüyor. İçerisinde Türkler, Farslar ve Araplar başta olmak üzere çeşitli milletler var. Yani hiç kimse size efendim sen Farsça kelime kullandın, niye Farsça kullanıyorsun? Veyahut tam tersi İran'dasınız diyelim, İran vatandaşınız. Çünkü bugünkü Farsça'da da %30-%35 oranında Türkçe var. Sen niye bu kelimeyi Türkçeden aldın demez. O şöyle düşünür. Biz biriz İslam medeniyeti dairesinde 1600 yılında yani Fars ve Türk sadece sorarsan bizim milletimiz evet. Yani kültürel manada bizim şeyimiz ama o dönemki anlayış İslam medeniyet anlayışı. Yani tek yekpare bir yapı. Biz bugün 2020'lerin penceresinden bakıyoruz diyoruz ki yani biz anlamayabiliriz. Ama şunu garanti edebilir miyiz? Bugün bu konuştuğumuz şeyi Allah gösterir göstermez bilmiyorum hani kıyamet ne zaman kopacak. 3000 yılında birisi bir Türk anlayabilecek mi? Bilmiyoruz ki. Evet. Ne bilsin? Baki ne bilsin yani? Baki acaba beni 2023'te anlayacaklar mı diye şiir yazamaz. Evet. Hal böyleyken bu biraz ama Allah'a şükür bunlar bu tür tartışmalar giderek azaldı. Hani o döneme bakış açısı biraz daha olumsuzdan olumlu hale döndü diyebiliriz. Ama yazdıkları da klasik haline gelmiş büyük şairlerimizin ki biz en azından onları anlamaya çalışıyoruz ve eserleri hala gerçekten çok güzel, kıymetli ve kaliteli eserler. Şimdi tabii 2. Bayezid'e biraz da bakalım istiyorum. Çünkü kendisi de şair, bir sultan aynı zamanda. O da şiirler yazıyor. Onun da hatta şiirlerini topladığı bir divanı var yine. Türkçe şiirler yazıyor, Farsça şiirler de yazıyor. Onun şairliği ile hükümdarlığını birleştirirsek ya da şairliği onun
hükümdarlığını ya da yazdığı eserleri nasıl etkiliyordu? Şimdi şöyle, Osmanlı sultanlarının hemen hemen hepsi neredeyse yani şairdir. Pek çoğunda divanı vardır. Evet. Bu konuda hocalarımızla böyle bir külliyat da hazırladık tek tek. Yeni nesilleri anlatmak adına işte günümüz Türkçesine vesaire çevirdik. Hatta Adli'yi de şurada göstermek isterim. Hasan evet. Kaya hocamız hazırladı. İşte Sultan II. Beyazıt'ın divanından seçmeler şeklinde. Sultan II. Beyazıt'tan önce babası zaten şair. Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasıyla şiirler yazan divan sahibi bir padişah. Haliyle oğlunun veya torunlarının da bu gelenekten beslenmesi çok normal. Sultanlar neden şiir yazardı? Şimdi o dönem şiir yazmak, nasıl söyleyelim, kendileri açısından düşünürsek, sonuçta bunlar da insan, bir nevi kaçış. Yani bir nevi devlet işlerinden, o debdebeden, o politikadan, siyasi, sonuçta bunlar da insan, hiç durmadan onlarla uğraşmak. Yani bir nevi kaçıyorlar, kendi düşünce dünyalar, kendi zevk dünyalarında bir şeyler karalıyorlar. Yazdıkları şiirlerin dönemin diğer şairleriyle aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Yani hem içerik bakımından, yani mesela efendime söyleyeyim bir Baki'ni, Muhibbi, Kanuni Sultan Süleyman da şairdir. Muhibbi mahlasıyla şiir yazar. Baki, dönemin en büyük, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden, onunla arkadaştır yani. Şairle arkadaş padişah. Onunla şiir sohbetleri yapar. Beyazıt da öyle. Beyazıt'ı yetiştirenler zaten şair. Hatemi, Safi, Mihri Hatun, yani kendi etrafında bir şairler zümresi var. Onlarla kimi zaman toplanıyorlar, şiir meclisleri kuruyorlar. Padişahlar kendi şiirlerini gösteriyor. Hatta eleştirmelerini istiyorlar. Yani bugün arşivlerde kayıtlı olan, işte nasip olursa çalışıyorum üstünde, Kanuni'nin öyle bir belgesi var. Diyor ki, şiirini gönderiyor. Bu şiir hakkında ne düşünüyorsunuz? Söyleyin. Ya da nazire yazın, hani cevap yazın şeklinde. Fakat sultanların şairliğinde dikkat çekici bir nokta olarak şunu söyleyebilirim. Diğer şairlerimiz divanlarını, eserlerine genellikle Allah'a yakarış dediğimiz tevhid, münacat, Allah'ın varlığını, birliğini belirten şiirler tevhiddir, münacattır. Daha sonra işte padişaha veya devrin devlet adamlarına kasidelerle başlarken şair padişahlara çok normal olarak kaside oranının düştüğünü görüyoruz. Yani padişah kaside yazarsa veyahut tevhid, münacat türünde gazel yazarsa bunu tabii ki Hazreti Allah ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e dair yazıyor. Ama kendisinden başka işte bir devlet büyüğüne tabii ki çok normal olarak, çünkü devletin zirvesinde kendisi var, bir kaside yazmaz, yazmadığını görüyoruz. Şiirlerinde genel klasik anlayıştan bahsederler, klasik sevgiliden bahsederler. Ama Adli özelinde şunu konuşursak, Adli bir Müslüman olarak hem de dini yönü oldukça kuvvetli, Sufi lakabı var zaten. Özellikle şiirlerinde kendinin hakir bir kul olduğundan, tek gerçek sultanın Allah olduğundan, bir de sevgili, yani klasik Türk edebiyattaki hayali sevgili olduğundan bahseder. Bunu mütemadiyen çok güzel beyitlerle tekrarladığını görüyoruz. Evet. Yine diğer şairler de yazarken genelde beyitleri okuduğumuzda hep çift anlamlılık vardır. Evet. İşte sevgiliye yazılıyor gibi görünür ama padişahlara da yazılmıştır. Evet. Hatta o arayı böyle ayırt etmek bazen zor olabilir. Evet. Çok çeviri gerektiriyor olabilir. Evet. Öyle durumlarla da karşılaşırız. Tabii işte padişah olursa oradaki yani iki anlamdan birisi Allah olur. Yani tasavvufi manada sevgili Allah veyahut Hazreti Peygamber'dir. Ve ikinci anlamı da klasik edebiyattaki o cevri cefasını aşıktan eksik etmeyen sevgili tipidir. Evet. Şimdi kasidelerden de bahsettik. Özellikle metiyeler var. Hepimizin bildiği gibi metiyeler birini övmek veya onun özelliklerini övmek amacıyla yazılan sözler. Ve bu gelenek Araplarda başlıyor, devam ediyor. Sonrasında Türk Edebiyatı'nda orijinalliğini yakalıyor. Şimdi buna dair birçok söylem var. Öncelikle metiye geleneği nasıl başladı? Araplarda nasıl başladı? Buradan başlayalım. Yine soracak sorularım olacak. Yani biz klasik Türk Edebiyatı'nı temel manada Farslardan öğrenmekle beraber, Farslar da Araplardan öğrendiği için ortaya çıkış noktası Arap medeniyetidir. Yani ve cahiliye Araplarıdır. Cahiliye dönemi Araplarında met kabilinden şiirler, yani metiye türü çok önemlidir. Çünkü onlarda nasıl söyleyelim, kavmiyetçi bir yapı var. İslam onu zaten onunla çok uğraşmıştır Hazreti Peygamber. Bu kavmiyetçi yapı dolayısıyla Araplar
kendi kabilelerini ve kendi soylarını övmek, methetmek için pek çok şiir söylerlerdi. Hı hı. Ve çöl hayatına dair, kendi yaşayışına dair tasvirleri bu şiirlerde aktarırlardı. Yani çok önemliydi. Evet. Fakat İslam'ın gelişiyle beraber, Hazreti Peygamber'in gelişiyle beraber metiyenin değiştiğini görüyoruz. Metiye İslam'la beraber Hazreti Peygamber'i ve İslami hususları övmek üzere kaleme alınmış şiirler olarak kanalize oldu. Evet. Özellikle işte Kaside-tül Bürde, İmam Busuri'nin Kaside-tül Bürdesinden sonra İmam Busuri kasidesini Hazreti Peygamber'e yazıyor. Hazreti Peygamber hırkasını çıkarıp hediye ediyor ve bu hediye geleneğinden sonra kaside, yani yöneticiye, Hazreti Peygamber'den sonra halifelere, efendime söyleyeyim Emevi ve Abbasi halifelerine, daha sonra İslam sultanlarına kaside sunmak bir gelenek. Sultanın da sunulan bu kaside karşılığında ihsanlarda, caizelerde hediye vermesi de, yani caizelerde bulunması da bir sünnet olarak algılanıyor ve sultanlar bunu Hazreti Peygamber'in sünneti, geleneğin devamı şeklinde görüyorlar. Yani ve bu gelenek oradan tabii, geliyor. Tabii, aynen. Evet. Hazreti Peygamber, yani Hazreti Peygamber'den önce var ama evet, hediyeleşme geleneği Hazreti Peygamber'in sünneti olarak görülüp İslam sultanlarında, yani dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki İslam sultanlarında böyle evet, devam ediyor. İşte İran'da, Türklerde veya başka milletlerde İran edebiyatında metiye türü çok gelişiyor. Özellikle Gazneli Mahmut, Sasaniler. Tabii Türk edebiyatına geldiğimizde bunun şeyi Osmanlı Devleti en üst destekleyicisi Osmanlı Devleti evet, olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de çok sorular oluşur işte. Az önce açıkladınız aslında. Her zaman böyle miydi? İşte bir karşılık, bir caize, bir hediye var mıydı? Ama sanırım bu gelenek peygamberimizden önce Evet, de vardı. Ama evet. oradan sonra bir sünnet haline alarak Evet. Daha farklı bir hale gelerek belki günümüzde Ya de. şimdi her şeyin, nasıl söyleyeyim, dünyadaki hemen hemen her şey istenirse kötüye kullanılabilir. Metiye de Evet. böyle. Zaman zaman özellikle işte Emeviler, Abbasiler döneminde, hakeza Osmanlı döneminde işte bazı şairler tarafından metiyenin sırf para kazanmak, efendime söyleyeyim sultandan bir ihsan almak yoluyla yazıldığı birkaç örnek var mıdır? Tabii ki vardır. Evet. Yani bazı şairlerin ve o şairler gerçekten sıkıntıda olabilir, gerçekten ihtiyacı olabilir. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama bu şu demek değildir. Yani şairler oturuyordu. Allah'ın onlara verdiği bir yetenek vardı, şiir yeteneği. Bu adamların işleri güçleri yoktu. Oturup şiir yazıyorlardı. Karşında böyle bir dünya yok. Yani klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri dediğimiz Baki, Şeyhülislam olmaya aday Anadolu ve Rumeli Kazaskeri. Yani bugünkü manada Yargıtay başkanı gibi bir, yani adamın bir sürü işi var. Yani devlet işi var. Evet. Yani bu adam oturup sadece şiir yazıp para gelsin, öyle bir mantık yok. Diğer şairlerimizin pek çok, kimisi esnaf, kimisi şekerci, efendim kimisi başka çizmeci. Yani evet, bunların her birinin mesleği var. Bu metiyeleri salt para kazanmak için yazmıyorlar. Ama tabii tek tük örnek çıkar mı? Ararsak evet, buluruz. Yani özellikle eleştiriler geldiği için de hani bunu soruyorum. Tabii ki öyle değil. Herkesin birçok işi var ama bazen sadece geçim kaynağı olarak kullananlar var mı diyor. Bunun beraberinde şu soru da geliyor. O zaman çok nitelikli eserler belki ortaya çıkmıyor da olabilir. Tabii ki. Yani şöyle, zaman zaten edebiyat ekseninde, bir edebi eser ekseninde zaman en iyi yargıçtır. Onlar zaten günümüze ulaşmamıştır, emin olun. Ya da Yani. Yani tek tük işte belgelerde, satır aralarında, mecmuaların kenarlarında ulaşabilir. Evet. Bugün günümüze X kadar, X sayısı kadar kaside ulaştıysa emin olun o 500X kadar yazılmıştır. Yani 500 Evet. katıdır zamanında. Ama zaman dediğimiz o yargıç onları elemiş. İşte sizin söylediğiniz sırf para kazanmak için yazılan kasideler artık günümüze kalmamış. Edebi kaygısı olmayan kasideler artık günümüze gelmemiş. Ve zamanın, tarihin çöplüğünde bir kenara gitmiştir. Bugün günümüze ulaşan kasidelerin çoğu, işte Baki Divanı, efendim yine kaside dediniz, met dediniz, Fuzuli'nin su kasidesini örnek vereyim. Evet. 16. yüzyılda Fuzuli, Hazreti Peygamber'i su kasidesinde methediyor.
Şimdi Hazreti Peygamber, Fuzuli'nin Hazreti Peygamber'den yani kaside'de rica ettiği şefaat dışında ne beklentisi olabilir, ne parası kazanabilir, ne makam, ne mevkisi olabilir? Evet. Fuzuli'ye su kasidesini yazdıran tek etken Hazreti Peygamber sevgisidir. Veyahut diğer manada Mersiye yazıyor. Mesela Baki çok sevdiği sultanın arkasından Mersiye yazıyor. Öldü gitti zaten sultan. Sana ne verebilir? Evet. Ama onun için yazmıyor. Gerçekten bir arkadaşının, sultanının, hükümdarının, onun deyimiyle sevgilinin arkasından evet. üzüntüsü için yazıyor. Yani bu işte türden, klasik Türk edebiyatına bu türden yakıştırmalar maalesef gittikçe azalıyor ama maalesef sadece iftiradan öte geçmeyen şeyler diyebiliriz. Evet. Ki dediğiniz gibi de gerçekten birbirinin benzeri birçok metin yazılıyor. Evet. İşte Hüsnü Aşk'ı görürüz bir sürü evet. örneği vardır. Başka birçok şeyin de bir sürü örneği vardır. Bir sanat eseri zaman karşısındaki sınavını başarılı bir şekilde veriyorsa klasik aynen. haline geliyor. Aynen. Bunu da görmüş oluyoruz aynen. aynı zamanda. Şimdi ikinci Bayezid'in de metiyeleri var. O da pek çok şiir yazıyor dedik. Evet. Divanı var dedik. Şimdi onun da metiye yazdığını biliyoruz. O metiyelerini yazarken baştaki dikkat çektiği unsurlar neler ya da özellikleri neler? İkinci Bayezid'in metiye yazdığı yegane, yani yegane demeyelim yanlış olur. İki şey var. Birisi Hazreti Allah'ı methediyor. Bir de Hazreti Peygamber'i methediyor. Zaten klasik Türk Edebiyatı geleneğinde divanlar tevhid veya münacatla başlar. İkinci Beyazıt divanında kaside kaleme almamış. Ama divanında yer alan ilk manzume uzun bir gazeldir, bir gazeli mutavveldir. Bu gazelde Hazreti Allah'a hüdaya yani ey Allah'ım şeklinde seslenip onu methettiğini ve onun yüceliği karşısında kendinin ancak hakir bir kul, bir bende olduğunu, neyi varsa sadece Allah'ın inayetiyle onun olduğunu söylüyor. Evet. Hemen arkasından gelen, zaten bu bir gelenektir, hemen arkasından gelen şiir de Hazreti Naat, Naat deriz klasik Türk edebiyatı türlerinden, Hazreti Muhammed metiyesidir. Hazreti Muhammed metiyesinde de yani Naat'ında da ikinci Beyazıt Hazreti Peygamber olan sevgisini ve saygısını söyleyip yine kendisinin onun yolunda gitmeye çalışan hakir bir insan olduğundan, Ruma sultanı olsa da asıl sultanlığın onun ümmeti olmaktan geçtiğini ifade eden sözler olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Yani burada ikinci Beyazıt çok halisane duygularla methettiği iki kişi, iki unsur Allah ve peygamber diyebiliriz. Peki ikinci Beyazıt'ın bu gazellerinden, kasidelerinden veya metiyelerinden örnekler varsa tabii, alabiliriz sizden tabii. hocam. Mesela az önce getirdim. Az önce söylediğim münacatı. Hüdaya, hüdalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Çü sensin penahı cihan halkının, kamudan sana iltica yaraşır. Şeyh oldur ki kulluğun itti senin, kulun olmayan şeyh geda yaraşır. Şu baş kim sana secde eylemeye, seri şah ise ziri pa yaraşır. Ne ümmidi ne bimdir işimiz, hemen bize havf-ı reca yaraşır. Eğer adlile sorasın adliyi, ukubettir ana seza yaraşır. Ben ittim anı kim bana yaraşır, sen eyle anı kim sana yaraşır. Mesela burada Allah'a karşı halisane duygularını birkaç beyitte göstermeye çalıştım. Efendime söyleyeyim yine onun şiirlerinden bahsedersek adli, burada dikkat ederseniz mahlas üzerinde durmak istiyorum. Bakın. Evet, evet. Adli. Hı hı. Ne demek adli? Adl kökünden gelen adalet, adalete mensup. Dönemin hemen bütün şairleri, yani ben de kendi çalışmamda 2. Beyazıt dönemi şairlerinden talihi çalıştım. Oradaki ilk kaside de adl kasidesidir. 2. Beyazıt'ta yazılmıştır. Dönemin hemen bütün şairleri ve edipleri, padişahın adaletini ön plana çıkarırlar. Ve bunu ben acaba dedim hani şairlerin bir şairane söz mü? Hayır. Dönemin kroniklerine de baktığımızda padişahın oldukça adaletli olduğu, adaleti her şeyden ön planda tuttuğu ve adaletin gecikmesine asla izin vermediğini görüyoruz. Evet. Dönemin şairlerine bakın. Birkaç tanesini ben buraya şey yaptım. Necati ne diyor? Evet.
Şevket-i Adile Sultan İbni Sultansın Veli, Zühd-ü Takva ile olmuşsun Emir-il Müminin. Mihri Hatun, hanım şairlerimizden birisidir Beyazıt döneminde. Saltanat tahtında her sana ey kân-ı kerem, adlı hilat, tac-ı devlet adet olmuştur sevap. Dönemin yine büyük şairlerinden zati, lütf ile hatem bigi alem içle namdar, ad ile nuşin revand manent olmuştur benam. Nuşirevan klasik edebiyatta adli ile meşhur bir hükümdar, ona benzetiyor. Evet. Yani biraz daha açıklarsak ne söylüyorlar orada hocam? Yani mesela şimdi ne söylüyorlar? Necati şunu söylüyor. Şevket-i Adile Sultan İbni Sultansın ve neyi? Diyor ki, ey sultanım sen adalet ve şevket ile sultanın oğlu sultansın. Evet, bu doğrudur. Zühd-ü takva ile olmuşsun. Zühd ve takva ile sen müminlerin emiri payesine erişmişsin. Hmm. Yani onun adalet ve zühd ve takva yolunda olduğunu söylüyor. Mihri Hatun şunu söylüyor, tekrar okuyorum. Saltanat tahtında her sana ey kân-ı kerem, ey kerem menbaı, ey kerem pınarı, saltanat tahtında sana ad hilat, adalet senin güzel bir elbisen, tac devlet, devlet senin tacın, sevap da senin adetin olmuştur. Hmm. Yani sen ancak sevap işlersin, güzel şeyler yaparsın. Senden hata çıkmaz, adaletsizlik çıkmaz. Evet. Devlet ancak, devlet ne demektir? Devlet herkese hak ettiğini iyisiyle, yani cezasıyla iyisiyle veren kurumdur. Ve bu diyor, sen bunu başına tac olarak şey yapmışsın. Zati ne demiş? Lütf ile hatem bigi alem içine namdar. Senin diyor, lütfun alem içre bir diyor hatem gibi, Hatem-i Tay, klasik Türk edebiyatta bir şahsiyettir, adaletiyle ünlüdür. O gibi namdarsın, yani o gibi namlısın lütfun. Hatem-i Tay zenginliğiyle, adaleti ve ihsanlarıyla ünlü bir kahraman. Ad ile Nuşirevan manen dolmuştur benam. Nuşirevan adalette sana seninle yarışır. Yani evet, sen onun takipçisisin manasında bir övgü sözlerinde bulunduğunu görüyoruz. Nuşirevan döneminde yani İran mitolojisinde bir kahraman, bir sultan ve o da adaletiyle ünlü olarak beyitlerimizde geçiyor. Ve bunları çoğaltabiliriz. Mesela Tacizade Bunlar Cafer yine Çelebi. Diğer şairlerimizin metiyeleri değil aynen mi? Aynen. Evet. Diğer şairlerimizin Beyazıt hakkında, Beyazıt hakkında yazdıkları metiyeleri. İşte bunları şöyle düşünüyor insan. Diyor ki ya hani şairdir, söyler ama elimizde sayısal veriler de olunca, az önce bahsettiğim o inamat defterleri olunca hangi şaire ne kadar vermiş? Mesela bir şair var, oğlu ölüyor. Oğlu ölüyor, onu bile düşünmüş. Bir insanın, Allah kimseye göstermesin, evladını kaybetmesi en büyük acılardan derler. Hemen devleti görevlendiriyor, iaşesini sağlıyor. Yani onun hiç olmazsa acısını hafifletmek adına ihsanlarda bulunuyor. Yani burada şunu bekleyemez. Yani bak, övmemiş, hani o şair sana kaside getirmemiş, sen de ona para vermemişsin. Sultan olarak senin haberin olmuş oğlunun öldüğünden, olur ya ihtiyacı olur, olur ya dardadır diye onu bile kaydetmiş. Evet. Yani Osmanlı gerçekten kayıt sisteminde, yani arşivde çok müstesna bir devletti. Ve işte bu kitaplarda yazanları oradan da şey yapınca, sağlamasını yapınca diyoruz ki tamam, bunlar boşuna söylenmiyormuş. Bunların bir karşılığı gerçekten varmış. Evet. Yani gerçekten eski edebiyatla yeni edebiyat karşılaşmaları çok oluyor ama işte kimileri eski edebiyatın çok önemli olmadığını söylüyor. Böyle maalesef ki görüşler de var ama şimdi bugünkü programdan da anladığımız kadarıyla tarihe ne kadar büyük bir ışık tuttuğunu görüyoruz değil mi? Evet. Yani ya, şimdi eski edebiyat, yeni edebiyat, tabii biz üniversitede bunları bilim dalı olarak ayırıyoruz ama her zaman bizim bütün hocalarımız, yeni edebiyat hocalarımız da aynı şeyi söylerler. Bizim öğrencilerimiz, sen de çok iyi bilirsin ki, bizim öğrencilerimiz şunu çok duyar. Edebiyat bir bütündür. Yani eski edebiyat o dönemin edebiyatıydı. Yeni edebiyat dediğimiz bu dönemin, ama bir bütün.
Yani bizim bugünkü şairlerimiz de eski edebiyattan besleniyorlar. Efendime söyleyeyim, onların hayal dünyalarını kullanmaya çalışıyorlar. Zaten Baki de kendinden öncesini kullanıyordu. O da kendinden önce... Bunlar bir bütündür. O zaman da bir eski edebiyat tabii, vardı, evet. Tabii yani 16. yüzyıla zaman makinesi olsa gitsek, o evet. zaman da onun da bir eskisi evet. var. Yani bu tartışma bitmez. Bu biraz bizim bakış açımızla alakalı. Son olarak bu konuda şunu söyleyebilirim. Yani kendisi yeni edebiyatçı olan bir hocamızın bir sözü var. Biz öğrenciyken söylerdi. Derdi ki, milletler arası bir edebiyat yarışması yapılsa, Türk milleti bu yarışmaya mecburen divan edebiyatıyla katılmak zorundadır. Hmm. Yani mecburen. Ha keşke geçsek. Geçelim, geçin, geçsin evet. gençlerimiz, yazarlarımız, evet. ediplerimiz, şairlerimiz. Ama çok önemli bir söz. Mecburen divan edebiyatıyla katılmak zorundadır. Hmm. Henüz ki Baki'yi geçemedik. Evet. Gerçekten öyle. Bu divanlar özellikle çok önemli. Evet. Şairlerin yazdıkları divanlar. Şimdi gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Biz de bilgilenmiş olduk evet. az çok. Siz bu ikinci Bayezid dönemi çalışmalarınızı yaparken hı-hı. hangi kaynaklardan yararlandınız? Onu da sormak isteyeceğim. Evet, ya ikinci Bayezid dönemi öncelikle yani ben bir divan çalıştım. İkinci Bayezid dönemi şairlerinden Şehzade Mahmut var. Sultanın şehzadesi. Onun divanını çalışırken ikinci Beyazıt dönemi evet, bu, tarihleri evet bu divanda evet, yararlandınız. Evet, evet bu divanı yayınlarken evet. ikinci Beyazıt dönemi tarihleri diğer şairlerin özellikle Necati divanın özelinde hı. çünkü Talih Necati'nin arkadaşı diğer şairlerin divanları dönemin yabancı raporları yani İkinci Beyazıt hakkında özellikle efendime söyleyeyim Venedik raporları vesaire var. Erhan Hoca bunları şey evet. yaptı, yayınladılar gibi. Onlara baktım, okudum, anlamaya çalıştım. Eski bilgilerim, ha demek ki ben yanlış biliyormuşum diye kafamda bir dönem algısı oluştu. Daha sonra son çalışmamda da ikinci Beyazıt döneminde bugüne kadar günümüze yani yayınlanmamış bazı metiyeleri yayınladım. Özellikle arşiv kaynaklarından. Arşiv kaynakları biz edebiyatçıların biraz nasıl söyleyeyim arka plana attıkları bir şeymiş. Onu gördüm. Divanlara yansımamış veyahut divanı günümüze ulaşmamış şairlerin ikinci Beyazıt'ta pek çok şiir sunduğunu Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere bu şiirlerin de arşivde çok fazla bugün yer aldığını gördüm. Türkçelerini yayınlamak nasip oldu. İnşallah Arapça, Farsçaları da yayınlayacak. Çeşitli arkadaşlarımızın çalışmaları var. Ben biliyorum bunları. Yani böylelikle işte az önce söylediğim inamat defterleri gibi, kronikler gibi dönem algısını ve ikinci Beyazıt profilini oluşturduktan sonra kafamda bazı şeyler oturdu ve çalışmalarım bu manada ilerlemeye başladı. Hatta son olarak şunu söyleyeyim. Hani ben lise tarih bilgilerimizden işte Cem Sultan'la ikinci Beyazıt şeyi vardır. Evet. Saltanat kavgası vardır. Hani çok böyle lise tarih bilgisi deriz biz buna. Lise tarih evet. bilgisiyle bir sanki hani parti tutar gibi, takım tutar gibi ben Cemciyim, ben Beyazıtçıyım. Evet. Böyle bir şeyin olmaması gerektiğini, olmayacağını 500-600 yıl önce yaşanmış bir olayın. Hani Allah rahmet eylesin tabii hı-hı. ki Cem Sultan da bizim sultanımız. Ama saltanatta böyle şeylerin olduğunu, olabileceğini görmüş olduk. Hani bu şeyden önce ortalama bir tarihe bakış açısı olarak hani işte Cem şunu yapmış ya da Beyazıt bunu yapmış. Evet. Öyle değilmiş evet, ama. Evet, bunları da görmüş olduk. Evet. Peki yeni çalışmalarda olacak mı hocam? Evet, yine? Ya şu anda işte 2. Beyazıt döneminde olduğu gibi arşiv kaynaklı Kanuni Sultan Süleyman dönemi döneminden bugüne çeşitli kaynaklarda ulaşmayan metiyeleri topladım. İnşallah onları hazırlıyorum yayın halinde. Bu metiyeler yine bu sefer Kanuni Sultan Süleyman'a sunulan, evet. yine günümüze ulaşmamış, arşiv kaynaklarına dayalı bir bazılarını yayınladım. Mesela Fehmi adlı bir şairin Rodos Fetihnamesi işte yaklaşık 20-25 gün önce Rodos'u fethimizin 500. yılıydı. Onun anısına onu önce yayınladım. Hani Rodos fethini hiç olmazsa ona nasıl söyleyeyim atfedeyim diye. Kanuni Sultan Süleyman özelinde çalışmalarım bu manada devam ediyor. Evet. Yine pek çok değerli çalışmanız da var. Onlardan da bahsedelim dilerseniz. Devriyelerle ilgili çalışmalarınız evet. vardı. Evet. Doktora tezim.
Evet. Doktora tezim devriyeler. Klasik Türk edebi şey, Türk edebiyatına manzum devriyeler. Tabii devriye deyince Rıza Tevfik, onun bir tanımlaması var. Devriyeden kastımız karakol devriyesi değildir diye. Evet. Devriyeler tasavvufi manada insanın nereden gelip nereye gittiğini felsefi manada konu alan manzumeler, şiirler. Evet. Bunlar daha çok felsefi ve tasavvuf ağırlıklı. Yani bu klasik Türk edebiyatından biraz daha farklı olarak daha ağır ve tasavvufi manada şiirler. Evet, doktora tezi onda yayınladık. Yine biz sizden devriyelerle dersiyle ilgili ders almıştık biz yine. Oradan da yine hatırıma geldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben değerli çalışmalar, ederim. Çok güzel bir sohbet estağfurullah, oldu. Estağfurullah. Ben teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Böyle bir ortamda, böyle bir programda bulunmak benim için de bir onur kaynağı oldu. Çok biz teşekkür ediyoruz. Vav Televizyon'da İki Mısra Arası programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tarihi 250 yılı aşan bir dokusu olan Rami Kütüphanesi'ndeydik bugün. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.